Engelli kamu personeli seçme sınavı, orta öğretim, genel görme ve işitme 2, 22 Nisan 2018, genel kültür. Soru 1. Aşağıdaki Türk toplulukları ve bu toplulukların tarihlerindeki önemli olaylara yer veren Türk destanları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Kırgızlar Manas destanı, B. Göktürkler Ergenekon destanı, C. İskitler Alpertunga destanı, D. Uygurlar Göç destanı, E. Kıpçaklar Türeyiş destanı. Doğru cevap E. Kıpçaklar Türeyiş destanı. Soru 2. Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılması sonucu Anadolu'da kurulan Türk Beylikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Ankara Savaşı ile siyasi varlıkları sona ermiştir. B. Anadolu'da Türk kültürünü yaygınlaştırmışlardır. C. Türkçeyi Anadolu'da yaygın hale getirmişlerdir. D. Anadolu'da pek çok dini ve ticari yapı inşa etmişlerdir. E. İslamiyetin Anadolu'da yayılma sürecini devam ettirmişlerdir. Doğru cevap A. Ankara Savaşı ile siyasi varlıkları sona ermiştir. Soru 3. Kitab-ı Bahri adlı eserinde Akdeniz kıyılarını, adaları, limanları, tehlikeli kayalıkları anlatan ve çizdiği dünya haritasıyla tarihe geçen ünlü Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hızır Reis, B. Kılıç Ali Reis, C. Piri Reis, D. Seyda Ali Reis, E. Oruç Reis. Doğru cevap C. Piri Reis. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ticaret yapılan mekanlardan biri değildir? A. Bimarhane, B. Bedesten, C. Kapan, D. Han, E. Arasta. Doğru cevap A. Bimarhane. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi? 1. Dünya Savaşı sırasında batılı devletlerin Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmak için kendi aralarında yaptıkları gizli antlaşmalardan biri değildir. A. İstanbul Antlaşması B. Londra Antlaşması C. Villa Gasti Antlaşması D. Sky Spicot Antlaşması E. Said Jindi Morienne Antlaşması Doğru cevap C. Villa Antlaşması Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasına karşı çıkma nedenlerinden biridir? A) Fiili işgalin varlığı, B) Ankara'ya uzaklığı, C) Ulaşımın zorluğu, D) Bürokrasinin etkinliği, E) Nüfusun yoğunluğu. Doğru cevap A. Fiili işgalin varlığı. Soru 7. 1. İnönü Savaşı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Marif vekaleti tarafından düzenlenen yarışmayla seçilmiştir. B. Kahraman ordumuza ithafıyla ilk kez Sebülür Reşat dergisinde yayımlanmıştır. C. 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. D. Mehmet Akif Ersoy, Safa Safahat adlı eserinde yer vermiştir. Er resmi hale geldikten sonra Mecliste ilk olarak Hamdullah Subhi tarafından okunmuştur. Doğru cevap D. Mehmet Akif Ersoy Safahat adlı eserinde yer vermiştir. Soru 8. Milli mücadele yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin politikalarına muhalefet eden ve döneminde Sevir Antlaşması imzalanan sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevfik Paşa B. Ali Rıza Paşa C. Salih Paşa D. Ahmet İzzet Paşa E. Damat Ferit Paşa Doğru cevap E. Damat Ferit Paşa Soru 9. 1921'de toplanan Londra Konferansı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi Hariciye Vekili Bekir Sami Bey İngilizlerle bir antlaşma imzalamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmayan bu antlaşmada ele alınan konu aşağıdakilerden hangisidir? A) Esir değiş tokuşu B) Madencilik imtiyazı C) Osmanlı borçları D) Musul Kerkük sorunu E) Boğazların statüsü Doğru cevap A. Esir değiş tokuşu. Soru 10. Türk eğitim ve kültür hayatıyla ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk dönemine ait değildir? A. Ankara'da milli kütüphanenin açılması ve millet mekteplerinin açılması, C. Halk evlerinin kurulması, D. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin açılması, E. Ankara'da Devlet Konservatuvarının kurulması. Doğru cevap A. Ankara'da Milli Kütüphane'nin açılması. Soru 11. Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir'de toplanmıştır. 4 Mart 1923 tarihine kadar devam eden görüşme ve tartışmalar sonucunda çiftçi tüccar, sanayi, işçi temsilcilerinin katılımıyla alınan kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiştir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Kongre Cumhuriyet'in ilanından önce toplanmıştır. B. Toplumdaki farklı meslek grupları kongreye katılmıştır. C. Lozan Konferansı'nın kesintiye uğradığı dönemde gerçekleşmiştir. D. Alınan kararlar yasama organının takdirine sunulmuştur. E. Ekonomi politikası olarak devletçilik benimsenmiştir. Doğru cevap E. Ekonomi politikası olarak devletçilik benimsenmiştir. Soru 12. 1. bölgesel ittifaklardan kaçınmak, 2. milletin varlığı tehlikede olmadıkça savaşa girmemek, 3. başka devletlerin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duymak. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemi Türk dış politikasının özellikleri arasındadır? A) yalnız 1, B) yalnız 2, C) 1 ve 2, D) 2 ve 3, E) 1, 2 ve 3. Doğru cevap D. 2 ve 3. Soru 13. Deme bana Oğuz Kayı Osmanlı. Türk'üm bu ad her ünvandan üstündür. Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı. Türk milleti bölünmez bir bütündür. Ziya Gökalp'e ait bu mısraları derste okuyan tarih öğretmeninin aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yaptığı söylenebilir. A. Halkçılık B. Devletçilik C. Cumhuriyetçilik D. Laiklik E. Milliyetçilik Doğru cevap E. Milliyetçilik. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konum özellikleri arasında bulunur? A. Üç tarafının denizlerle çevrili olması, B. Sıcaklığın batıdan doğuya doğru azalması, C. Kuzey yarım kürede yer alması, D. Stratejik boğazlara sahip olması, E. Asya ile Avrupa ülkeleri arasında köprü ülke konumunda olması. Doğru cevap C. Kuzey yarım kürede yer alması. Soru 15. Türkiye'deki bazı akarsular kaynağını ülke içinden alarak başka ülke topraklarından deniz ve göllere dökülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür akarsulara örnek gösterilir? A. Kızılırmak B. Sakarya C. Asi D. Arpaçay E. Meriç Doğru cevap D. Arpaçay Soru 16. Türkiye kıyılarının bazı kesimlerinde nüfusun yoğunlaştığı görülür. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi bulunmaz? A) Ulaşım olanaklarının fazla olması, B) İklim koşullarının uygun olması, C) Verimli toprakların bulunması, D) Ekonomik çeşitliliğin olması, E) Doğal afet riskinin daha az olması. Doğru cevap E, doğal afet riskinin daha az olması. Soru 17. Türkiye'de maden kömürü üretiminde önemli düşüşler yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu düşüşün nedenleri arasında gösterilemez? A. Üretim maliyetlerinin giderek artması. B. Yataklarının oldukça parçalı bir yapıya sahip olması. C. Jeopolitik yapının maden kömürü açısından fakir olması. D. Tüketim alanlarının sınırlı olması. E. Kapalı işletme yönetiminin uygulanması. Doğru cevap D, tüketim alanlarının sınırlı olması. Soru 18. Türkiye'nin kuzey sınırlarını oluşturan Karadeniz'in kıyısında komşu olduğu bazı ülkeler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir? A) Bulgaristan, B) Romanya, C) Ukrayna, D) Gürcistan, E) Azerbaycan. Doğru cevap E, Azerbaycan. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunun amaçlarından biri değildir? A) Toplumsal düzeni sağlamak B) Adaleti gerçekleştirmek C) Kanun önünde insanların eşitliğini sağlamak D) Güçlünün menfaatlerini korumak E) Hukuki ilişkileri düzenlemek. Doğru cevap D. Güçlünün menfaatlerini korumak. Soru 20. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre seçim konularıyla ilgili bütün şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A Sayıştay B Danıştay C Yüksek Seçim Kurulu D Hakimler ve Savcılar Kurulu E Kamu Denetçiliği Kurumu. Doğru cevap C Yüksek Seçim Kurulu. Soru 21. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden biri değildir? A) Hukuk devleti olma B) Demokratik devlet olma C) Laik devlet olma D) Liberal devlet olma E) Sosyal devlet olma. Doğru cevap D) Liberal devlet olma. Soru 22. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre Türkiye devletinin 3 temel yetkisi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Yasama, yürütme, yargı B) Yürütme, ticaret, savunma C) Sosyal güvenlik, ticaret, savunma D) Savunma, yargı, siyaset E) Tarım, hayvancılık, ulaştırma. Doğru cevap A) Yasama, yürütme, yargı. Soru 23 Türk hukukuna göre Cumhurbaşkanı kanunları aşağıdakilerin hangisinde yayımlar? A) Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi internet sayfası, B) ülkedeki en yüksek tirajlı gazete, C) resmi gazete, D) Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu resmi internet sayfası, E) mahalle muhtarlıkları ilan panosu. Doğru cevap C, resmi gazete. Soru 24 Türkiye Belediye İdaresinin başı aşağıdakilerden hangisidir? A) Belediye Meclisi B) Belediye Başkanı C) İhtiyar Heyeti D) Kaymakam E) Belediye Encümeni Doğru cevap B) Belediye Başkanı Soru 25. Asıl adı Fahrettin Cürekli Batur olan, Malkoçoğlu, Battalgazi ve Karamurat karakterlerini canlandıran sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? a. Engin Çağlar b. Edis Hun c. Cüneyt Arkın d. Kartal Tibet e. İzzet Günay Doğru cevap c. Cüneyt Arkın Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi yüksek hızlı tren ile doğrudan ulaşım imkanı bulan şehirlerden biri değildir? A. Ankara B. İstanbul C. Eskişehir D. Konya E. Bursa Doğru cevap E. Bursa Soru 27. Kapıcılar Kralı, Süt Kardeşler, Kibar Feyzo filmlerinde rol alan ve 2000 yılında hayatını kaybeden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A. Zeki Alasya, B. Öztürk Serengil, C. Hulusi Kentmen, D. Kemal Sunal, E. Halit Akçatepe. Doğru cevap D. Kemal Sunal. Soru 28. 64 kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik siyah ve beyaz renkteki 16 şart taşla oynanan, şahmat eden tarafın kazandığı oyun aşağıdakilerden hangisidir? A. Domino B. Santranç C. Tavla D. Okey E. Dama Doğru cevap B. satranç. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi üflemeli bir çalgıdır? A) Zurna B) Davul C) Tef D) Bağlama E) Kemençe. Doğru cevap A) Zurna. Soru 30. Vladimir Putin aşağıdaki ülkelerden hangisinin devlet başkanıdır? A) Gürcistan B) Rusya C) Ukrayna D) Çin E) Bulgaristan. Doğru cevap B) Rusya Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.